Teşekkürler Serkan Korkmaz. Maçın yıldızı desek yeridir. Adem tebrikler. 2 gol attın. 3-0'lık net bir galibiyet. Galatasaray 5'te 5 yaptı ve zirve yarışında tırmanmaya başladı yukarı doğru. Nasıl değerlendireceksin kendi performansını ve takımın performansını? Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Rakibimizin durumu ortadaydı bugün. Maçın başında bulduğumuz hani 1-2 golle oyunu koparacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Farkı belki daha fazla arttırabilirdik. Ama skorun rahatlığından belki son vuruşlarda daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Olmadı ama önemli olan kazanmaktı. Bu şekilde kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Zirveye biraz daha yaklaştık. Umarım bu şekilde devam ederiz. Her zaman olduğu gibi de sezon sonu şampiyonluğu hedefliyoruz. Devre arası yayınında Erman Hoca şöyle bir benzetme yaptı senin için. Adem büyük, Radamel büyük oldu bugün dedi. Falcao'nun yokluğunu aratmıyorsun. Aranızda nasıl bir çekişme var? Teşekkür ediyorum Erman Hoca'ya ama Falcao dünya çapında çok iyi bir golcü. Benim de beğendiğim bir golcü. Tabii ki onunla aynı takımda oynamak benim için büyük bir şans. O şanssız bir sakatlık yaşadı. Onun yerine ben oynuyorum. Ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edecek. O da umarım en kısa sürede aramıza döner. Bize katkı sağlamaya devam eder. Çok teşekkürler Adem. Başarılar. Serkan Korkmaz, söz yeniden sizde. Evet. Mustafa beni duyabiliyor mu? Bir soru soracaktım. Saracchi'nin sakatlığı ile ilgili ve Falcao'nun sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı mı? Basın toplantılarında veya doktorlarla konuştunuz mu? Biraz önce Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuk. Saracchi'yi sorduk kendisine. Şöyle söyledi. Bir rahatsızlık hissetti. Kendini risk etmek istemedi. Eski sakatlığı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Tabii detaylı tetkikler MR'dan sonra belli olacak detaylı durum. Çok büyük bir sakatlık olmadığını söyledi bize Yener İnce. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Belki hani... Erken misafir sürüldü, o da sakatlıktan dönmüştü. Hayır, nefes alamadı adam ya. Aynı sakatlık değil mi? Hayır, dedi zaten başka. Söyledi. Sakatlık Adele ile ilgili değil. Bir başı döndü, midesi bulandı, bir şey oldu, sıkıntı oldu. Oyuncu evet. Öyle çıktı, Adele ile çıkmadı ki. Falcao ile ilgili bilgi var mı sizde? Falcao ile ilgili var. Yani hafta içinde kupa oynama maçında kulübede olacak. Oynanırsa olacak ama hafta sonundaki lig maçında oynayacak. Mustafa Cengiz'in açıklamalarını ile ilgili değerlendirmeleri bölüp canlı yayında Adem'e dönmüştük. Valla Sayın Başkan zaten devlet kültürünü Erman abi dedi, almış bir insan. Yıllarca genel müdürlük yaptı. Çok genç yaşta genel müdür oldu. Bu alemde nasıl ne şekilde konuşulabilir? En çok üzüldüğü noktalardan bir tanesi Sayın Başkan Ali Koç'un alaycı bir tavırla işte yemekten şuradan bahsediyor demesi ve başkanı aşağılamaya çalışması. Ya Sayın Başkan, hakikaten seçildiğiniz zaman bu Türk futboluna bir barış gelecek diye düşünmüştük. Bu barış bir noktada kavgalara dönüşmeye başladı. İşte bakın sosyal medyadaki görüntüler ortada. Yani ben Kadıköy'deki bir Galatasaray-Fenerbahçe maçını nasıl oynayacağım şimdiden çok merak ediyorum. Yani Galatasaray'ın, ciddi söylüyorum, önlem alması gerekir. Bakın oraya güvenlik güçleri neyle gidecekse gidecekler. Çok gergin bir ortam var. Yani Türkiye futbolu şey diyor, Serdar diyor. Nasıl? Arabaları ters çevirmiş, evet. Türkler falan geziyor. Tabii onu dün paylaştılar. Yani. Dün o paylaşımları hatta başka hesaplar da yani devlete sahip çıkan başka hesaplar da kullandı. Bu ne oluyor ya böyle? Bu paylaşımların ne indisidir diye. Bir panik havası estirildi yani sosyal medyada. Yani hakikaten bence bir de şu var Levent abi yani çok pardon. Arabaları devireceğiz mi diyorlar? Hani daha önce bir olay oldu ya. Yani devirin mi diyorlar? Kadıköy'de daha önce bir olaylar olmuş mu? Playoff döneminde oldu. Playoff döneminde arabalar oldu. Ters dönmüştü, yanmıştı hatırlarsanız. Tabii onları paylaşıyorlar. Türk üzerine oynanan bir oyun mu? Tekrardan abi, bu insanları sokağa dökme çabaları var insanların. Yani huzursuzluk adına. O kadar çok troll var ki sosyal medyada insanları kutuplaştıran. İşte bu rüzgarı kullanıyorlar. Ya aynı bu, zamanda bak çok kısa yani söyledim. Serdar'ın söylediği yönetim kurulu falan böyle bir şey. Tabii ki değil. Hesaplar oraya girip başka Fenerbahçeli taraftarı çok istenenler var. Çok ganyana getirmek. Evet. O kadar tabii. Çok ajan hesap var ki sosyal medyada. Tabii. Malum yapıların siz de hepimiz ben biliyoruz. Ben bilmiyorum hocam. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok kısa ve çok önemli. Buradaki konuşmaları veya başka konuşmaları veya gazetelerde çıkan haberleri Ali Koç'a yetiştiren İletişim departmanıdır muhtemelen.
Nasıl anlatıyorlar bilmiyorum ama adamın böyle pazara girmiş. Yalan söylemiş, çıkarken kendi yalanına inanmış. Herhalde o şekilde geliyor. Ben Ali Bey'in yerinde olsam onunla o ekiple iş aklımı feshederim. Ama o ekiple bir şeyler söyleniyor. Fenerbahçe kimliğiyle çok ağır sürekli ya. Yani ne yapıyorlarsa. İfadeler çok ağır. Sayın Ali Bey böyle böyle söylediler diye diye ben feshederim. Onlar iyi iletişimci falan değil. Onlar başka bir misyon yüklemişler. Ya da veya öyle mi iletişim yapması isteniyor? Başka görev almışlar. Pardon. O iletişim bilerek mi yapıyorlar? Bir de öyle değerlendirmek lazım. Yani insanları sokağa dökmek kimin faydasına? Tabii ki. Şu anda Galatasaray-Fenerbahçe maçı Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray daha doğrusu. Bunlar çok büyük tehlike. Bak tekrardan aynı olayları yaşamamak lazım. Sağduyu, devletin güvenlik güçlerinin önlem alması yazıyor gerekiyor. Bize. Bak söylüyorum. Doğru çok sıkıntılı bir ortam. Fenerbahçeli olarak doğru söylüyorsunuz. Böyle şey olmaz. Kendi yönetimi gereksiz ya. Sosyal medyadaki o paylaşımlar üzerine konuşuyor da. Böyle şey mi olur? Tamam puanları konuşuyoruz. Hakem hataları konuşuyoruz. Kaldı ki bana göre Mustafa Pektim'in eli penaltı. Fenerbahçe'nin hakkı yenildi diyorum. O başka. Biz de söyledik. O başka. Biz de söyledik, bile, söyledik ama seviyorsun. Bırak, biz söylediğimiz yani, için tepki gösterdi. Serdar ne kadar arkadan, mesela Serdar Dokansa da Wellington'un pozisyonuna bile penaltı dedik ya. Hayır bu yalnız evet. Bu dünkü maç için değil yani şimdi sanki bunlar hiç konuşulmadı. Hiç böyle bunlar işte gelip geçer hocam. Malatya'da Buric'in nasıl... Buric'in pozisyonu vardı. Farno nasıl Malatya Emre'nin attığı penaltıda öne çıktı. Tekrarlaması, tekrarlatması gerektiğini söyledik. O benim görüşüm abi ya. Yani çoğu şey niye hesap vereyim abi? Ben bunu burada böyle dedim. O benim fikrim abi. O benim 50 yıllık tecrübem. Sen hayır. Benim kadar top oynadın mı? Sen benim kadar hakemlik yaptın mı? Benim fikrim ya. Ben hayır. Niye sen? Ben bu maçta da bunu dedim. Bu maçta da neyi temizleyeceğim ben abi? Sorun o değil. Sorun ne? Orada öyle dedim. Burada da böyle dedim. Burada da böyle diyeceğim. Sana ne? Hocam. Sana ne? Sorun o değil. Bir dakika. Ya, yani hayır, ben hayır. Anlamıyorum ya. Hocam. Bunu da böyle yaptık. Bunu da böyle dedik. Hayır. Onun da penaltısıdır. Hesap mı veriyorum ben hayır, abi? Hayır hocam hesap hayır, vermiyoruz. Hesap olayın saçmalığı, absürtlüğünü anlatıyoruz. Hayır, hayır. Ben de anlatıyorum hayır, işte. Ben benim birinden anlatıyorum. Hayır, hayır. Doğru. Siz yanlı, başka türlü anlatıyorsunuz. Hayır, senin de yoğurt yiyin. Hayır, böyle. Herkesin tabii ki farklı. Yanlı olan insanlara da bunları bilmesi gerektiğini şey söylüyoruz. Yoksa hayır, de... kimsenin kimseye açıklama, senin takımın top oynuyor abi. Senin takımın Trabzon'da top oynadı? Ya çok mücadele etti. Senin takım bir tek Başakşehir maçında oynadı. O da Başakşehir'in kötülüğünden. Fener nerede yönede? Sen teknik direktörü ve futbolcunu kurtarıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun ya. Futbolcunla teknik direktörün arkada saklanıyor. Nasıl olsa benim yöneticim hakem der diyor. Senin takımın top oynayacak abi. Galatasaray'ın top oynamadığını sezon başından beri söylüyoruz. Top oynamıyor abi Galatasaray. Bugün bile emin değilim. Aynen. Rakip çok zayıf. Ya bunu söylüyoruz. Galatasaray'dan bir tepki gelmiyor. Lan Fener'e kımıldıyoruz. Böyle rahat çıkıyorlar. Sen mi konuşturacaksın beni? Ben parayı buradan alıyorum. Senin para verecek adamların varsa gitsin konuşsunlar. Ben konuşmam abi. Onlar ben sosyal medyada konuşuyor. Kulüp şeyi değilim yorumcusu. Ben tek başıma yorumcuyum abi. Sen ancak işte basarlar. Televizyonu basarlar. Gazeteyi basarlar. Bilmem neyin çocuğu Erman. Annem de öldü ha. Öleli çok oldu. Bilmem neyin çocuğu Erman Toroğlu. Basarlar. Meşale atarlar. Yangın çıkarmaya kalkarlar. Sabah gazetesinde ATV'de. Hesap vereceksiniz abi. Ben de vereceğim, siz de vereceksiniz. Alayınız hanginizse. Hangi takımsınız? Bu ne ya? Hoca burada doğru söylüyor. Bu ne ya? Mecbur muyum ya ben senin bildiğini konuşmaya? Ben bildiğimi konuşuyorum. Hayır herhalde ben. İnandığını konuşuyorum. Hayır bizde de zaten zaman zaman fikirleri uymuyor Erman abi. O kadar abi. Ya Allah Allah, o da bizim görüşümüz. Ya bırak hem... Mesela bir yorum yaparken evet. Teknik taktik olarak da hakem kararı olarak da uymuyor. Uymayacak. Uymayabilir. Biz kimse Sivas'ın penaltısı verilmedi. Ne olacak şimdi maç 1-1? Evet. Bir dakika abi. Geçen sene 5 tane kulüp toplanıp bildiri yayınlamadılar mı? 8. 5 tane kulüp. Evet. Bunun başı çeken kulüpler kimdi? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir. Ağlamayacaksınız şimdi. Hakem de hata yapar insandır. Hakem de hata yapar insandır bizim zamanımızda. Şimdi insandır değil ya. 20 tane makineyle hakemlik yapıyorsunuz. VAR'a gitmedi. Sizin başta hakem VAR'a gitmedi. VAR çağırmadı. 10 dakika konuştular. Ben federasyon başkanı olsam çağırırım. İki hakemin işini bitiririm diyorum ya. 10 dakika sürdü sizin maçınızda. Ama geçen sene de aynı cümleyi söyledim. Geçen sene Galatasaray yanmıştı. Bu sene siz yandınız. Aynı cümleyi o iki hakem bitmesi lazımdı. Benim fikrim. Dün de sizin maçta o penaltıyı vermeyen ve çağırmayan iki hakemin bitmesi lazım kardeşim. Bak benim yorumum ne kadar net. Birisi sizin maçta, birisi Galatasaray maçında. O hakemler yok olmalı. O kadar aletle siz doğruyu veremiyorsanız gidin abi.
Gidin ya. Ama hep size, hep bana, hep bana olmayacak. Benim fikrim bu. Ama hakemi arkadaş kurtarıyorlar mesela Halis Özkaya'yı bak. Penaltıyı vermedi. Geçen Galatasaray maçında senin söyledi. Hangi maçtaki penaltıdan bahsediyorsunuz? Hayır. Şey maçında, Sivas maçında.